Herkese merhabalar. Optik son videomuzla birlikteyiz. Optiği bitiriyoruz artık. Kapatıyoruz bu uzun konuyu. Peki bunu kaç adımda inceleyeceğiz? Bunu 4 adımda inceleyeceğiz. Işığın kırılması, ışık prizması, renkler ve mercekler. Burada bizi zorlayabilecek olan bir ışığın kırılması var. Bir de mercekler var arkadaşlar. Oraya dikkat ederseniz rahat rahat anlarsınız konuyu. Bir de özdeğme tarzı sorumuzu çözeceğiz. Böylelikle olayı bitireceğiz. Şimdi ilk maddemiz ışığın kırılması. Işığın kırılmasında olay şu. İki farklı saydam ortamın ayrılma yüzeyinden geçerken doğrultu değiştirmesi olayımız var. Nasıl doğrultu değiştirecek? Bakın bu gelmiş değil mi? Burada farklı bir ortam söz konusu. K'den L'ye geçiş var. O zaman bu doğrultu değiştiriyor. Şu ortadaki kesikli çizgi benim yüzey normalim. Şu yüzeye dik olan hayali çizgimi yüzey normal diyorum. Bunu normalde ışığın kırılmasını ben çizerim. Yani öğrenci çizer. Ve burada şurada alfa açısı gelmiş ya. Hani gelen ışınla yüzey normali arasındaki açı alfa, kırılan ışın. Şu da kırılan. Kırılan ışın ile yüzey normali arasındaki açıya da beta dersek eğer, burada bir betanın küçük olduğunu görürüz. Alfa daha büyük. Biz oran olarak şunu söylüyoruz. Sinüslerinin oranı, bu açıların sinüslerinin oranı, ortamların kırıcılık indizleri oranına eşit. Kırıcılık indizleri. Bu ortamın ışığı kırma indizidir. Işığı kırma indizi. Peki bu ne demek? Şimdi bir ortamda ışığı kırma indizi ne kadar büyükse aslında o ortamda ışığın hızının o kadar küçük olduğunu söylersin. Tamam mı? Mesela hava ortamının ışığı kırıcılık indizi 1 olarak alınır. Bu 1 de ışık hızlı gider. Ama kırıcılık indizi mesela başka bir ortamda 2 ise burada ışığın daha yavaş gideceğini söyleriz. Aslında bu mantıklıdır. Çünkü ışığın kırılması genel olarak yoğunluk ile de doğru orantılıdır. Genel olarak sınavlar da var. Ama genel olarak sen yoğunluk ile doğru orantılı olduğunu bilebilirsin. O zaman az yoğun bir ortamda ışık hızlı giderken çok yoğun ortamda düşün mesela trafik sıkışık. Sen hızlı gidebilir misin? Gidemezsin. Burada da öyle. Çok yoğun ortamda trafik sıkışıkken hızlı gidemiyor ışık. Şimdi kırılmanın artması için neler lazım? Kırılmanın artması için ışığın normale yaklaşması demek oluyor kırılmanın artması. Yani nasıl bir şey bu? Şurada bir ışık geldi ya hani normalde böyle gidecekti. Sen ne yaptın onu? Bu ışık ortama girdiğinde kırıldı ve bu şekilde bir açı oluştu. Beta açısı oluştu. Eğer burada M daha yoğun bir ortamsa burası ne olacaktır? Daha da gidecektir. Daha da dikleşecektir. Anlatabildim mi? Yani ne oluyor? Normale yaklaşan, hatta şöyle yazalım. Normale yaklaştıran ortam büyüktür. Işığın kırıcılık indizi büyüktür. Burada kim normale yaklaştırmış? M yaklaştırmış değil mi normale? O zaman M'nin kırıcılık indizi K'ninkinden büyüktür arkadaşlar. Sen eğer K'yi azaltırsan, K küçük ya şimdi, K'yi azaltırsan o zaman bu ışın daha da çok normale yaklaşır. M'yi arttırırsan, zaten bu büyüktü, daha da arttırırsan o zaman yine normale daha fazla yaklaşır diyebiliyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi sonra neler var? Sınır açısı, bir de tam yansıma var. Sınır açısı olayı şu. Öyle bir açı ki sen o açıyla ışını gönderdiğinde bu ışın diğer ortama geçmiyor, yüzeyde ilerliyor. Bu ancak şöyle mümkün oluyor. M'nin kırıcılık indizi K'nin kırıcılık indizinden fazla ise mümkün oluyor. Bu özel açıya biz özel durum açısı, bu sınır açısı diyoruz. Yani ışının sınırda ilerlemesi için gerekli olan açı alfaymış. Neymiş burada? M K'den daha büyükmüş. Peki tam yansımada ne var? Tam yansımada durum şu. Durum şimdi bunu gönderdin sen. Işını gönderdin. Fakat ışın diğer ortama hiç gitmiyor. Sınır açısında da ilerlemiyor. Hop tam yansıma yapıyor. Yani şurası da W. Bu nasıl oluyor? Aynı şey aslında. M'nin kırıcılık indizi K'den büyüktür. Bir de burada şöyle bir şey var. Şu alfaya ne demiştik? Sınır açısı demiştik. Demek ki bu açın senin sınır açısından
büyükmüş. Anlaştık mı? Sıra açısından büyükmüş. Bunu nasıl gösteriyoruz? Alfanın küçük, şu alfa, alfanın küçük, W'nun daha büyük olduğunu söyleyerek, göstererek söylüyoruz. Peki ışığın ayırma yüzeyi birbirine paralel olan ortamlarda nasıl oluyor, nasıl ilerliyor, buna bakacağız. Şimdi burada şu şekilde gördüğünüz gibi değişik değişik kırılmalar olmuş. Burada önemli olan şudur arkadaşlar. Bir, paralel ya bunlar. Şunu ortamdan aldığında alfa ile geliyordu. 3'e mesela beta, şey, ikinci ortam var. Üçüncü bir şeyler vardı bu arada. Bir ortam var. Fazlalık. Alfa ile geliyordu. Sonuçta üçüncü ortama teta ile mi geldi? Aradaki ortamı alırsan yine alfa ile gelen ışın teta ile devam edecek yoluna. Yani bu seni şey yapmıyor. Senin ışınını değiştirmiyor. Biz burada önemli bir şeyden daha bahsedeceğiz. Eğer alfa ile teta açısı birbirlerine eşitse, açıların eşitliği N1 ve N3 ortamlarının kırıcılık indizlerinin birbirlerine eşit olması sonucunu veriyor. Burada özel durum nedir? Kayma miktarı. Burada eğer mesela yine birbirine paralel olan ortamlar, az önce söylediğim şey olacak. Hava, cam, hava olacak. Yani şu havadaki açıyla, değil mi? Şuradaki havadaki açı, sonuçta kırıcılık indizleri birbirlerine eşit olduğundan açıları birbirlerine eşit olacak. O zaman şöyle diyorum. Işın geldi. Hava ortamının kırıcılık indizi küçük. Camın daha büyük. O zaman biraz normale yaklaştın. Bunu gördük. Sonra ne yapacaksın? Tekrar havaya çıkarken normalden uzaklaştın. O zaman senin normal doğrultun buydu. Yeni doğrultun bu. O zaman arada küçük bir kayma olacak. Bu kayma miktarı nelere bağlı? Bir kere ışığın kırılması bizim için önemli, değil mi? Bu kaymanın artmasını istiyorsan ışığı daha çok kıracaksın. Yani camın kırıcılık indizini arttırırsan yeni durumda kayma miktarı artar. En cam arttırılmalı. Işığın rengi. Bak bu önemli. Işığın rengi kırmızı. Kırmızı az kırılır. Kırılır. Ama mor çok kırılır. Kırılır. Mor çok kırılır. Bunu renklerde daha güzel göreceğiz. Kırmızı az, mor çok kırılıyor. Demek ki kırmızı az kırıldığına göre ben mor koyarsam diyor, mor daha da fazla şurada normale yaklaşacak. Yani daha uzaktan devam edecek. Kayma miktarı da burada artacaktır. Bir de yine kayma miktarını artıran D'dir. D'yi ne kadar artırırsam kayma miktarı, aradaki mesafe, ilk doğrultuyla son doğrultu arasındaki mesafe yine artar arkadaşlar. Peki tam yansımaya bir bakalım. Tam yansımada şartımız neydi? Şu tetaysa bu da teta olacaktı. Bir de ışık ışınının geldiği ortamın, yani şurada NA'nın NB'den büyük olmasını bekliyordum. Şimdi hepsini bir yerde görelim. Bir, bu su, bu da hava. O zaman sudan havaya çıkacağız şimdi. Sudan havaya çıkıyorum. Ne yapacağım? Normal burada. Normalde böyle gidiyordum. Ama normalden uzaklaşarak gideceğim. Neden? Burası az yoğun bir ortam. Çok yoğuna geçerken normale yaklaşıyordun, hatırla. Az yoğuna geçerken de normalden uzaklaşıyorsun. Öyle bir açım alfa. Açım öyle bir büyüyecek ki, şu açıya beta demişiz. Bilmiyoruz artık. Bir açı beta. Öyle büyüyecek ki sınırda gidecek. O zaman bu açıyı nasıl tanımlıyoruz? Sınır açısı olarak tanımlıyoruz. Farklı farklı sınır açıları olabilir ama şöyle bir durum var. Mesela sudan havaya geçişte sınır açısı bellidir. Anlaştık mı? Ya da buzdan havaya geçişte sınır açısı bellidir arkadaşlar. Bunlar maddenin cinsiyle ilgili değişkenler, yani temel sabitlerdir, hatta değişken demeyelim. Peki ben daha da şu ışık kaynağından çıkan ışığını görüyor musun artık? Daha da şu normalle olan açısı tetaymış. Daha da büyüdü şimdi. Beta, teta, baktığında teta betadan daha büyük. Sınır açısından büyük açıyla geldiği anda ne yapıyordu ışının? Tam yansımaya uğruyordu. Bunu da sakın unutma. Sıra geldi renklere. Renkler çok eğlenceli. Burada renklerin sırası önemli. Sırasını ezberlemen lazım. Burada şunu söylüyoruz. İlk önce onu söyleyeyim. Bir beyaz ışın prizmaya geldiğinde dispersiyon olayı diyoruz biz buna. Işık renklere ayrılıyor. Bu da kırmızı, turuncu, sarı. Turuncu nerede burada? Şu arada turuncu var. Şunu çizeyim. Kırmızı, turuncu, sarı. Tamam mı? Yeşil, mavi ve mor olarak yazıyoruz bunu. Bunu kutu sayabam olarak sırasını ezberleyebilirsin. Kutu sayamam. Tamam? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor.
Burada dikkat et, şöyle geldi. Şimdi kırılmalara bakalım. Kırmızı kırıldı, mor kırıldı. Gördüğün gibi mor daha fazla doğrultu değiştirmiş. Yani mor çok kırılır. Bizim genellikle mor değil de mavi gelir. Mavi gelir bize. Mavi aslında o zaman ne diyeceğiz? Kırmızı az kırılır, mavi çok kırılır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Kırılmada ne yapıyorduk biz? Kırılmada çok kırılan, mesela az yoğundan çok yoğuna geçiyorsan sen, kırılacak olan normale yaklaşıyordu. O zaman ben burada mesela bir kırmızı bir de mavi ışın göndermiş olsam, kırmızı az kırılacak. Normalde böyle gidecekti ama normale yaklaştı. Mavi gönderdiğimde mavi normale daha fazla yaklaşacak çünkü çok kırılıyor. Peki ben aynı şeyde acaba şey göndersem, kırmızı, yeşil ve mavi göndersem, unutmayın kırmızı, yeşil ve mavi temel renklerdir ve bunların birleşimi de bana beyazı verir. Kırmızı, yeşil ve maviden oluşan bir beyaz ışın gönderdiğim zaman burada bir yeşil sınırda gidiyorsa, yeşil sınırda gidiyorsa, o zaman şu açı yeşil ışığın sınır açısıymış mesela. Renkler de burada önemli oluyor. O zaman arkadaşlar mavi çok kırılacağından mavi tam yansıma yapar. Kırmızı ise yeşilden az kırılacağından kırmızı diğer tarafa geçer. Ha böyle geçer mi? Hayır, tam böyle. Bak doğrultu şurada. Kırmızı gene şu tarafa doğru geçmiş ama ne olacak? Mesela sınır açısı gibi olmayacak. Ben sadece buraya bakarak şunu söyleyebilirim. Burası çok yoğun, üst taraf çok yoğun, alt taraf az yoğundur. Neden? Çünkü gelen ışınlar hep normalden, şu normalden uzaklaşmaya çalışmışlar. Sınır açısının güncel örneklerinde serap var. Serap olayı var. Serap olayı iki türlü oluyor. Bir aşağısı soğuk, yukarı sıcak. Bir de aşağı sıcak, yukarı soğuktan oluyor. Şimdi mesela çöllerde biz bunu çok söylüyoruz. Çölde kumlar çok sıcaktır. Bu yüzden de burada tam yansıma olur ama burası daha az sıcaktır. Yani sen ne yapıyorsun? Şuradan şuraya bir ışık vurdu ve sana geliyor. Sana gelirken burada şu şekilde olacak. Aslında burada ufak bir tam yansıma olayı var. Bilmiyorum fark ettin mi? Sana böyle geldi senin gözüne. Sen peki bu eğikliği görebilecek misin? Hayır. Sen sadece sanki kumun altında bir palmiye varmış gibi göreceksin. Aynı şeyin tersi, yani hava şey deniz daha soğuk, hava daha sıcak olduğunda gerçekleşiyor. Burada da gördüğün gibi gemilerde oluyor. Bu gemiyi sanki havada bir gemi daha varmış gibi görüyorsun. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Güneş ışığı arkadaşlar beyaz ışık olarak alıyoruz. Güneş ışığının içinde bütün renkler var. Yani neydi? Kutsayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. O zaman burada bir su damlasında kırılmasını görsem. Burada kırmızı, sonra da şurada ne olacak? Mavi kırılacak. Böylelikle renkler birbirlerinden ayrılacak. Bu ne sonucunu doğuruyor? Güneş ışığının su damlacıklarında kırılmasıyla ortaya çıkan şekle gök kuşağı diyoruz. Gök kuşağı böyle ışığın renklere ayrılması bu şekilde oluşuyor. Burada yalnız bir şey fark ettin mi? Sadece kırılma yok burada. Şurada kırılma var da bak burada tam yansıma da var. Demek ki gökkuşağı tam yansıma artı ışığın kırılması ile gerçekleşiyormuş. Ve görünür derinlik. Arkadaşlar bu görünür derinlik şöyle bir olayımız bizim. Şimdi çocuk bir tane küpe bakarsa eğer yoğun ortam, bak burası yoğun, burası çok yoğun, çok yoğun, burası da az yoğun. Şimdi buna göre biz söyleyeceğiz. Bir, denizde ki balıkları biz daha yakın görürüz, tamam mı? Mesela nasıl oluyor? Bu işte kayıkla gezmeye gidiyorsun ama denizin altına baktığında dip sanki daha çok da derin değilmiş gibi geliyor. Aa diyorsun, ben buraya atlasam boyumu geçmez ama sana diyorlar ki olur mu, burası çok derin. Nasıl oluyor bu? Sen havadan bakıyorsun ve suya bakıyorsun. Yani az yoğundan çok yoğuna bakıyorsun. Çok yoğuna bakıyorsun.
Ne oldu? Az yoğundan çok yoğuna bakarken mesafeyi kısa görüyorsun. Yani yakın görüyorsun kendine. O zaman balık sana baksa, yani çok yoğundan az yoğuna baksa, o seni uzak görecek, uzak. Anlaştık mı? Şimdi o zaman buna göre bakalım. Şimdi çocuk iken yoğundan küpü, yoğundan az yoğuna bakarken, hani sanki balık sana bakıyormuş gibi, sen onu uzak göreceksin. Ama çocuk topu, yani yoğun ama bu daha yoğun, çok yoğuna bakıyorsun. Sanki havadan suya bakıyormuşsun gibi, onu da ne yapacaksın? Yakın göreceksin. Ve ışık prizmaları, ikinci maddemiz. Arkadaşlar, ikinci maddemizde ışık prizmalarında genelde tam yansımadan bahsedeceğiz. Tam yansımalı prizmalardan bahsedeceğiz. Burada da durum şöyle. Keste ikizkenar diküçgen biçiminde olan cam prizmalar hava ortamında ise biz buna tam yansımalı prizma adını veriyoruz. Bunun da sınır açısı 42 derecedir. 42 derece olduğundan 45 dereceyle gelen her açı tam yansıma yapıyor. Niye 45 diyorum? 43 de tam yansıma yapar da bize genelde karşımıza 40, 45 derece gelecek. Mesela şöyle gönderecek ışını. Buraya dik geldiği için dik gelen bir ışın varsa arkadaşlar, ortamın özelliğine bakılmaksızın içeri geçeceğini unutmayın. Ortamın özelliğine bakmıyorum. Yani bunun ne olduğu önemli değil. Dik geliyor ışın, hemen içeri geçiyor. Sonra buraya geldi. Kaç dereceyle geldi bu? Eğer bu tam yansımalı prizmaysa şuralar 45-45'tir. Şurada yüzey normali çizildiğimde bu açının da 45 derece olduğunu görürüm. Böylelikle buradan tam yansıma yaptırırım. Tamam? Şimdi buraya gene nasıl geliyor? 90 dereceyle geliyor. Ne demiştik? 90 derecede ortamların özelliklerine bakılmaksızın ışınlar dümdüz dışarı çıkarlar. İşte burada senin yapacağın şey şu. Eğer dik bir yere geliyorsan içeri gireceksin. Açılı bir yere geliyorsan da tam yansıma yapacaksın. Birlikte yapalım. Dik geldik buraya, değil mi? İçeri girdik. Şimdi açılı geldik. Tam yansıma yapacağız. Ve buradan şöyle birazcık düzgün çizeyim. Şu şekilde dışarı çıkacağız. Buraya nasıl olacak? Burada. Şimdi bu sefer dik gelmiyorsun. O zaman içeri gireceksin. Nasıl gireceksin? Burası sonuçta camdan yapılmış. Havadan cama geçiyorsun. Yüzey normali bu. Yüzey normaline yaklaştın. Sonra burada tam yansımanı yaptın. Sonra da burada yüzey normalinden çıktın. Gördüğün gibi bu ikisi birbirlerine, şu ve şu birbirlerine paralel olacaktır. Işık prizması durum budur. Örneklerimiz bir tane olmuyor. Genellikle birkaç tane oluyor. Birlikte şunların yansımalarını çizelim. Bir, bu geldi, dik olduğu için içeri girdi. Şuradan tam yansıma yaptı. Bu iki ortam zaten aynı olduğu için kırılma yok. Zaten de dik geliyor, kırılma olmaz. Şu ortamdan da tam yansıma yaparsın. Buradan da dik olduğun için dışarı çıkarsın. Paralel çıkış olur. Bu çok eğlenceli. Dik olduğu için içeri geldin, tam yansıma yaptın. Bu zaten önemli değil, şu ara kesit. Çünkü ikisi de aynı ortam. Burada tekrar tam yansıma yaptın. Dik olduğun için dışarı çıktın. Zikzak. Bu arkadaşlar periskop olayıdır. Periskop. Periskop aynalı da olabilir. Böyle de olur. Genellikle bunu ayna kullanıyorlar. Ama şuraya bir ayna koyuyor. Buraya bir ayna koyuyor. Şuradan bakıyor mesela. Hop, burasını görüyor. Tamam mı? Sen buradan baksan normalde buraya gemide kullanıyor bunlar. Gemide delik açsan karşısını görürsün. Ama ne yapıyorsun? Daha yukarıda bir yeri görebiliyorsun. Burada denizaltı var. Denizaltının içinden bakıyorsun, havayı görebiliyorsun mesela. Denizin üstünü. Sıra burada. Burada da durum şöyle. K geldi. Tam yansıma yaptı, çıktı. Buradan da bir L göndersen tam yansıma yapar. Buraya çıkar. Ve üçüncü madde, renkler. Şimdi renklere baktığımızda renklerin ana ve ara renklerini bilmek lazım. Az önce demiştim ya, kırmızı, yeşil ve mavi ışığın ana renkleridir. Bu yüzden de hepsinin toplamı beyazı verir. Ara renkler nedir? Kalanlar. Aslında kalanlar derken dispersiyon olayından bahsetmiyoruz. Biz kalanları sarı, siyah ve magenta olarak alıyoruz. Sarı, şurada gör. Bak, sarı burası. Kırmızı ve yeşilin toplamı sarıdır. Siyana baktığımızda mavi ve yeşilin toplamı siyandır. Magentaya baktığımızda ise kırmızı ve mavinin toplamı da magentadır arkadaşlar. Ana renkleri beyaza tamamlayan rengi ise tamamlayıcı renk denir. Tamamlayıcı renk. Peki sarı
siyan ve magentanın tamamlayıcısını bulalım. Sarı neydi? Kırmızı ve yeşil. Ne eksik? Mavi. Tamamlayıcısı mavidir. Siyan neydi? Siyan, mavi ve yeşil. Ne eksik? Kırmızı. Peki magenta nedir? Kırmızı ve mavi. Ne eksik beyaz için? Yeşil magentanın tamamlayıcısıdır derseniz olay biter. Bu arada ışığın ve boyanın ana renkleri birbiriyle zıttır. Yani bu renkler boyanın ara renkleridir. Bu renkler ise sarı, siyah ve magenta boyanın ana renkleridir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi geçtik. Işığın nesnelerden yansıması. Bu aslında cisimleri nasıl gördüğümüzle ilgili. Cisimler yansıttığı renkte görülürler. Yani bir cisim kırmızı rengi yansıtıyorsa onu kırmızı görüyorsun. Bir cisim hiç yansıtmıyorsa, hiçbir ışık yansıtmıyorsa onu siyah görüyorsun. Bir cisim üzerine düşen ışınların tamamını yansıtıyorsa onu beyaz görüyorsun. Nasıl tamamını? Güneş ışığı altında gelen ışık beyaz ışık olduğu için güneş ışığı altında üzerine düşen bütün ışıkları yansıtması sana beyaz gösteriyor. Mesela şu beyaz var ya, sayfanın beyazı. Bu odada ışık var sonuçta. Bu odadaki ışık güneş ışığını taklit ediyor. Ve içinde bir sürü renk var. Böylelikle hepsi geliyor. Fakat buradan sadece hepsi çıkıyor. Hepsi birlikte çıkıyor. Bu yüzden de ben bunu beyaz görüyorum. Kırmızı da ise yine hepsi geliyor ama kırmızı hariç diğerlerini soğuruyor şu bölge. O yüzden belli bir miktar sonra, belli bir soğurduğu için belli bir süre sonra buranın mesela ısınacağını söyleyebiliriz. Ama burası neyi yansıtıyor? Kırmızıyı yansıtıyor. Kırmızıyı soğurmuyor, yansıtıyor. Ben de burasını kırmızı görüyorum. Aslında renklerin sıcaklıklarına baktığımızda mavi çok enerjik, mavi mor çok enerji, büyük frekanslı oldukları için mavi ve morda mesela şurasıyla şurasına bakalım. Bu maviyi gönderiyor, geri kalanını soğuruyor. Bu kırmızıyı gönderiyor, geri kalanını soğuruyor. O zaman buradaki soğurulan daha fazla olur değil mi? Frekans olarak daha fazla olur. Belli bir süre sonra şu ikisine dokunduğumda ya ben hissedemem de onu. Çok ince böyle termometreler falan olsa şurasının daha fazla ısındığını söyleyecek aslında. Çünkü mavi su yapacak, yansıtacak. Doğal olarak yüksek frekanslı bir ışığı yansıtmış olacak. Şimdi ışığın bunu anladık. Beyaz ışık gelirse neyi yansıtacakmış? Kırmızı. Beyaz ışık geliyor. Neyi yansıtacak? Mavi. Beyaz ışık magenta geliyor. Magentada ne vardı? Kırmızı ve mavi vardı. Yeşil de bu. Hiçbirisini yansıtmaz arkadaşlar. Yansıtabilmesi için şu içinde olan renklerden birinde olması lazım. Mesela burada beyaz gelmişti. Beyazda kutu sayamamın tamamı vardı değil mi? Yani kırmızı vardı. Doğal olarak diğerlerini sordu, kırmızıyı yansıttı. Burada da aynı şekilde içinde mavi vardı. Kitap da maviydi, maviyi yansıttı. Ama burada magentanın içinde ben biliyorum ki kırmızı ve mavi var ve içinde hiç yeşil yok. O zaman buradan yansıyan olmaz. Yani yansıyan yoksa bu kitap siyah gözükür. Işığın filtreden geçişte buna benziyor. Kırmızı filtre kırmızıyı geçirir. Yeşil filtre yeşili geçirir. Sarı filtre de sarıyı geçirir. Peki başka hocam, sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar değil. Şimdi mesela yeşil yeşili geçirdi ama sarı burada hani komşudur. Bu yüzden komşu renklerin de biraz geçtiğini söyleriz. O zaman burada da turuncunun biraz geçtiğini söyleyeceğiz. Niye kesikli çiziyorum? Çünkü o biraz geçişleri sen algılayamayacaksın. Sana hangi renk görünür dediğinde burada kırmızı, burada yeşil diyeceksin. Şurada nasıl? Sarı geldi mesela. Sarı oldu. Yeşil biraz, turuncu da biraz çıkar buradan. Başka da bir şey olmaz burada. Tamam. Burada ne gözükür? Sarı gözükür. Ve mercekler. Merceklere dikkat edelim arkadaşlar. Mercekler ince ve kalın kenarlı mercek olarak ikiye ayrılıyor. Merceklere geçmeden önce bence eğer izlemediyseniz Optin ilk videosunda küresel aynalar bölümünü izleyin. O sizin işinize çok yarayacaktır. Şimdi iki tip merceğimiz var. Biri ince kenarlı, biri kalın kenarlı. Şu iki tane ortam düşün böyle. Ortamları üst üste getiriyorsun. Üst üste getirdin. Şurada bir mercek oluşuyor. Gördün mü merceği? Burası kenarlarını görüyor musun? Ne kadar ince. Eğer burası sivri ise, yani kenarlar ince ise bu ince kenarlı mercek.
Eğer iki ortamın şu şekilde arasında kalan bölgeyi sen mercek haline getirdiysen, o zaman kenarlar kalın oluyor. Belli daha ince oluyor. Buna da kalın kenarlı mercek diyoruz. Merceğin eğri yüzeyleri küreye tamamlanırsa oluşan kürenin yarıçapı, bahsi geçen kürenin eğrilik yarıçapı oluyor aslında. Eğrilik yarıçapı olur. Eğrilik yarıçapı arttıkça merceklerin ışığı kırması. Şimdi bak, merceklerin ışığı kırması demek şu demektir. Yani merceğin odak uzaklığı aslında. Sen ne kadar şöyle küçük bir şöyle yapalım. Şöyle bir mercek yaptın. Bir de böyle bir mercek yaptın, tamam mı? Bunun eğrilik yarıçapı daha büyüktür. Eğrilik yarıçapı arttı. Işığı kırması azalır. Çünkü merceğin odak uzaklığı artar, sonsuza doğru gider. Sen küçük bir şey yaparsan o zaman yani çok eğrilttin ya, eğrilik yarıçapı küçüldü. O zaman da daha fazla kıracaktır bu. O zaman normalde saydam camda hop ışın geliyordu, dışarı çıkıyordu. Dikte geldi ya, böyle dışarı çıkabiliyor. İnce kenarda durum böyle değil. Geldi, kırıldı, tekrar kırıldı. Yani biz buna diyoruz ki şurası asal eksene yer, asal eksense yer. Işık asal eksene doğru kayar diyoruz. Asal eksene yaklaşır diyoruz. Kalın kenarlı değilse böyle düz geldi. Biraz kırıldım. Buradan tekrar kırılır. Yani kalın kenarlı mercek ışığı asal eksenden uzaklaştırır. Şimdi bu yüzden ince ve kalın kenarlı merceklerin iki tane ismi var. İnce kenarlı mercek aynı zamanda asal eksene yaklaştırdığı için yakınsak mercek de denir. Iraksak denir buna. Uzak Irak eski kelimedir. Irak olması. Kalın kenarlı merceğe de Iraksak mercek denir arkadaşlar. Merceğin iki odağı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Bir mercek simetrik olduğundan hem burada hem de bu tarafta odakları ve merkezleri vardır. Peki merkezler, şey, merceklerde özel ışınlar nedir? Bunlar aynalar videosunu izleyen öğrencim için çok kolay olacak. Optik son videosu, ilk videosunu izleyen öğrencilerim için oldukça basit olacak. Sonsuz odak, sonsuz odak, merkez merkez, 1,5 f, 3 f, 0,15 f, yani yarım f de eksi f, yani sanal olacaktır. Burada da tam tersi söz konusu. Sadece burada ne farkı var? Buradaki fark aslında ışınların asal ekseni kesmiyor olduğu, sadece uzantılarından bahsediyoruz şu eksi ile. Şimdi baştan başlayalım. Sonsuzdan geldi. Yani sonsuz demek asal eksene paralel geldi demek. Bu F'ten geçer. Merkezden gelen tekrar merkezden kırılarak geçer. 1,5 f, görüyor musun bunu? F, 2 f. 2 f ne aslında? Merkez. 2 f'ten gelen, 1,5 f'ten gelen şöyle gitsin. Şurası 3 f'ten geçer. Ve bu da ne? Yarım f'ten gelen de şöyle gidecek. Yine bak, böyle gidecekken yine asal eksene yaklaştırdı bunu ama çok fazla yaklaştıramadı. Şöyle yapalım. Uzantısı da f'ten geçer arkadaşlar. Ama uzantısı, bu yüzden de bu eksidir. Uzantı. Kalın kenarlı merceğe baktığımızda paralel gelen uzantısı, şöyle yapalım, uzantısı f'ten geçiyormuş gibi olur. Şöyle göstereyim. Burada yine bir paralellik mi söz konusu acaba? Şuraya bakalım ilk önce. Şu şekilde geliyor. Bu muhtemelen şöyle göstereceğiz biz bunu. Merkeze doğru gelen yine uzantısı merkezde, yani merkezden geliyormuş gibi geçer. Yaptık bunu da. Şurada 2F mi gösteriliyor acaba? Şöyle çizelim biz bunu. 2F'e gelen ne olacaktı? Şurada 2F'ten devam edecektir. Yani merkez merkez aslında bu. Şunu da çizeyim ben. 1,5 f ne biliyor musun? O pek sorulacağını zannetmiyorum ama gene de öğrenelim. 1,5 f burada. Şurada da 3 f var ya hani, bunun dışında. Sana der ki bu. Bunu boş ver. Bunu az önce yukarıda gösterdik zaten. Sana der ki tutup uzantısı 1,5 f'e doğru gelen varsa o zaman bunun da yansıması, pardon, kırılması şurada 3 f'ten çıkacak şekilde olacaktır. Daha sonra
ÖSYM tip sorumuz var bir tane. Burada da diyor ki şurada görüyorsun ışınları. Bunların odak uzaklıklarını soruyor. Bak canım benim. Şurası asal eksen mi? Bu asal eksene paralel mi gelmiş? Şöyle mi gitmiş? Uzantısı neyi verecektir? Odağı. O zaman şu odağıma bakıyorum. 2 birimmiş. 2. Şimdi bu 4 birim geldi. 2 birim çıktı. Gördün mü? 4'e 2 birim. Nerede vardı 4'e 2 birim? Yani ne demek bu 4'e 2? 1'e 2 oran değil mi? Şurada vardı. 1,5'a 3f. 1,5'a 3f ise o zaman 4 olan, 4 birim olan aslında 3f'miş. 2 birim olan da 1,5f'miş. O zaman ben hani ama f2'ymiş. Onu unutma. Şunun f'i. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Şuradan f2'nin 4 bölü 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman burada yerine koyup oran yazabiliriz. Bu 4 bölü 3'tür. Bu da 2'dir arkadaşlar. Şimdi sıra burada. Şimdi bak önemli konu şu. Ben küresel aynaları işlediğimde ayna yansıtır dedik. Yansıtır. Ama mercek kırar. Kırar. Yani ayna yansıtır dediğimize göre aynada ortam özelliklerinin değişmesi aynayı etkilemeyecektir. Aynadaki yansımayı etkilemeyecektir. Ama merceği etkiler. Mercekte kırılma olduğu için ortam özellikleri merceği etkileyecek. Birlikte bakalım. 1. Paralel geldi. Şimdi mesela bak bu paralel gelmiş oda. Odak burası. Tamam. O zaman paralel gelen her ışın odaktan geçeceğine göre şu da kırmızıyla çizeyim odağa gidecektir. Önemli bir şey var. Burada fark ettin mi? Şuradan şuraya geçiş. Yani şurası eğer benim normalimse bu açımın şu sınırda gitmiş ya. Demek ki bu açı sınır açısı. Sınır açısı. Ha, yani senin ikinci gönderdiğin ışın aslında sınır açısından daha büyük bir açıyla gelmiş. Bu ne demektir? Bu senin ışınının tam yansıma yapacağını söyler. Bu kadar. Tam yansıma bu çünkü. Sınır açısından büyük geldiğine göre direkt tam yansıma yaparsın. Mercekler ışığı kırar dedik. O zaman kırmızı, yeşil ve mavi. Yani buradan beyaz ışın geliyorsa en fazla kırılan kimdi? Maviydi. En az kırılan da kırmızıydı. O zaman ortadaki de yeşil olur. Böylelikle gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil ve mavi renklerine ayrılmış olur ince kenarlı mercek. Kırmızının frekansı küçük, mavinin frekansı büyüktür. Böylelikle bunu yazabiliriz. Şimdi burada ise merceğin kırıcılık indisi ile ortamın kırıcılık indisi arasında farklar olabiliyor. Bu çok önemli. Eğer merceğin kırıcılık indisi büyük, ortamın kırıcılık indisi küçükse normalde de biz böyle yapıyoruz. Mesela havaya camdan yapılmış mercek koyuyoruz, tamam mı? Diyor ki NM ve NO birbirine yaklaştıkça NM burada NM mercek, NO'da nedir? Ortamın kırıcılık indisi. Eğer bu değerler birbirine yaklaşırsa kırılma azalır. Daha az kırılır. O zaman ben şu ışını buradan buraya bak gelmiş, böyle gitmiş. Ben merceğim ama ışınımın böyle gitmesini istiyorum. Yani aslında az kırılmasını istiyorum. Bak görüyor musun? Bu normalde böyle gidecekti hiçbir şey olmasa. Bayağı kırılmış bu. Ama sen ne istiyorsun? Hayır diyorsun, az kırılsın istiyorsun. Az kırılmasını istiyorsan kırılmayı ne sağlıyor? Mercek ve ortam arasındaki o şey sağlıyor. Kırıcılık indizi farkı sağlıyor. O zaman merceğin kırıcılık indizini azaltırsan ya da ortamın kırıcılık indizini arttırırsan sen ışınının bu şekilde kırılmasını sağlayabilirsin. Önemli not. Arkadaşlar eğer ortamın kırıcılık indizi suyunkinden büyük ise, suyunkinden diyorum, camı merceğinkinden büyük ise, merceğin yapıldığı maddeden büyük ise o zaman mercek karakter değiştiriyor. Ne demek bu biliyor musun? Şu demek, kısaca şu demek. Sen şimdi ortamın senin cam, bu da havadan bir mercek. İşte o zaman bu ince kenarlı yani. Bu ince kenarlı gibi davranmıyor da karakter değiştiriyor. Kalın kenarlı gibi davranıyor. Kalın kenarlı gelen ışını ıraklaştırıyor. Asal eksenden uzaklaştırıyor. İnce kenarlı özelliği göstermiyor demek bu. Peki ince kenarlı mercekte görüntü nasıl oluşuyor?
Tekrar yapalım. 2F'teki cismin görüntüsü, yani merkez bu. Yine 2F'te oluşuyor. Görüntü boyu, arkadaşlar aynalarda söylediğim şey burada da geçerlidir. Eğer merceğe uzaklıkların eşitse boyların eşit olur. Kimin merceğe uzaklığı çoksa onun boyu daha büyük olur. O zaman görüntü boyu eşittir. 1,5F'e 3F yazarım. Buraya bakar mısınız? 1,5F 3F. O zaman görüntünün boyu daha büyük olmalı. Çünkü o daha uzaktır. Yarım F'teki cismin görüntüsü de eksi F'te çıkacak. O zaman görüntünün boyu tabii ki de daha büyük olacaktır. Şimdi yapıyorum. 2F. Ne olacaktır 2F'te? Bu tarafta ters ve yine 2F ve yine aynı boyda olacaktır. Sıra burada 1,5F'te ne olacaktır? 3F. 3F'i şurada gösterelim. Şöyle 3F. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz ne söylemiştik? Boyunun büyük olacağını. 1'e 2 oranı da büyük. O zaman şimdi şurası 3F. Tamam, ben burada olacağını biliyorum. Ters olacağını biliyorum çünkü gerçek görüntü. Fakat burada 2 birimken şurada 4 birim olacak. 1'e 2 oranı. Şunu çizelim. Yarım F'de ise eksi F'de olacak. Şimdi bu eksi demek sanal demek. Sanal. Şunlar hep gerçekti. Bu ise sanal. O zaman şunun sanal görüntüsü aynı tarafta düz ve kendinden büyük oldu. Görüntü gelen ışın ile aynı tarafta ise sanal, farklı tarafta ise gerçek diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İnce kenarlı mercekte sanal görüntüler cisimden büyük olurlar. İnce kenarlı mercekte sanal görüntüler cisimden büyük olurlar. Bu yüzden ince kenarlı merceğe baktığında şey görürsün, cisimleri büyük görürsün. Bu ince kenarlı mercekte. Bu yüzden bu mercekler büyüteç için kullanılırlar. Büyütmek için, cisimlerin görüntülerini büyütmek için kullanılırlar. Peki kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumu nasıl? Bu aslında basit. Yani herhangi kalın kenar, bak böyle de gösterilir. Kalın kenar, kenarları bu şekilde büyük gösterilir. Şimdi biz de öyle göstermişiz. İnce kenarlı mercekte az önceki gibi şöyle ikili ok olarak gösterilir. İnce kenarlı bu. Şimdi bir cismi nereye koyarsan koy, kalın kenarlı mercekte görüntüler daima odak ile şu optik merkez arasındadır. Cisimden küçüktür hep ve unutmayın cismin hızı daha büyüktür görüntünün hızı. Görüntü sadece odakla optik merkez arasında gideceği için daima cismin hızı görüntünün hızından daha büyüktür. Peki hocam bu optik merkez nedir? Optik merkez çok güzel bir şey. Optik merkeze gelen ışın hiç kırılmıyor. İnce kenarlı mercekte de böyle. Optik merkez asal eksenin kestiği noktadır aslında. Buraya gelen ışın her ne olursa olsun kırılmadan yoluna devam eder. Şimdi ÖSYM tipi sorumuza bakalım. Bir cismin K merceğindeki görüntüsü kendinden küçük ve düzdür. Bak düz ise sanaldır. Kendinden küçük ise, ne demiştik, ince kenarlı mercekte sanal görüntü büyüktü, zaten onu büyüteç için kullanıyorduk değil mi? O zaman burada kendinden küçükse bu mercek kesinlikle ince kenarlı mercektir. Tamam? Ha, ama ne zaman? Şimdi bak, ince kenarlı mercekse diyoruz ya, mercektir diyoruz ya, bu ancak bizim bildiğimiz durumda gerçekleşiyor. Yani hava ortamında camdan yapılmış bir merceğe bakıyorsan. Yani ne demek bu? Ortamın kırıcılığı merceğin kırıcılığından küçük ise böyle gerçekleşiyor. Bu hayal gücünü kullan. Şu da olabilir. Karakter değiştirmiş bir mercek de olabilir. Kendinden küçük dedik. Bir dakika, burada yanlış yazdık ya sanki ya. Burada kalın kenarlı mercek diyecektik değil mi? Bu kalın kenarlı mercek olacaktı ve ortamın
şeyi mercekten büyük olduğunda geçerli olacaktı. Bu karakter değiştirmiş bir mercek de olabilir dedik. Şimdi bunları tek tek toplayalım. Mercek kalın kenarlı ise bildiğimiz gibidir. Çünkü kendinden küçük gösteriyor. Biz ince kenarlı merceği sadece büyüteç için kullanıyorduk. Ortamın kırıcılığı merceğin kırıcılığından daha küçük olduğu zaman mercek kalın kenarlı mercektir diyoruz. Ama eğer mercek ince kenarlı mercekse o zaman bu mercek bir karakter değiştirmiş mercektir. Karakter de ancak ortamın kırıcılık indizi merceğinkinden büyük olduğunda gerçekleşir. Ve optik son videomuz böylece bitti. Şimdi bir tane de ÖSYM tip sorumuz vardı. Onu da çözelim. ÖSYM tipi sorumuzda durumlar şuydu. Diyor ki asal eksene paralel gelen yeşil renkli I ışını, yeşil renkli bir ışın geliyormuş burada. Ne diyor? I ışının izlediği yol şekilde verilmiştir. Buna göre ışığın asal ekseni kestiği noktanın merceğe olan uzaklığını arttırmak için. Yani sen kalkacaksın bunu böyle istiyorsun. Demek ki az kırılsın istiyorsun. Az kırılsın. Az kırılsın istiyorsun. Demek ki az kırılması için mesela kırmızı ışık kullanabilirdik değil mi? Yani frekansı daha düşük ışık kullanabilirsin. Çünkü kırmızının frekansı daha düşük. Merceğin yapıldığı maddenin ışığı kırma indizini azaltabilirsin. Böylelikle hava ortamında, bunu da genellikle verirler. Şimdi bu soruda verilmemiş ama hava ortamında virgül camdan yapılmış mercek diye verirler arkadaşlar. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Hava ortamında camdan yapılmış mercekte merceğin yapıldığı maddenin ışığı kırma indizini azaltırsak havaya yaklaştırmış oluruz. Böylece az kırılma gerçekleşir. Ortamın ışığı kırma indizinin arttırılması yine aradaki farkı azalttığından bu da olumlu bir sonuç yapar. Kırılmayı azaltır. Ve geldik ödüllü sorumuza. Bu haftanın ödüllü sorusu değil bu. Geçen haftanın ödüllü sorusu. Birlikte bakalım. Şekildeki göz küresel ışık kaynağını aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Şimdi göz buysa arkadaşlar, buradan ışın çıkartıyorum sınırlara. Gördüğünüz gibi sınırlara ışın çıkarttığımda şöyle oluyor. Ve ben burada cismin üst kısmını göremediğimi fark ediyorum. Ama alt kısmını değil mi? Mesela şu kısmını görebileceğim. Burada bir engelim yok. O zaman bu yok, bu yok. Zaten bir kısmını görebiliyorum kesin. Ama sınırda bir görme olmayacak. Şunun gibi değil. Şöyle bir görme olacak arkadaşlar. Yani bunun üst kısmını, şöyle bir kısmını hiç göremeyeceğim. Sanki burada başka bir cisim varmış gibi göremeyeceğim. Yani aşağıda yarım ay şeklinde bir şey kalacak. Ve bir kitap tavsiye etmek istiyorum size. TYT kitabımız. TYT yaklaşıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu kitapta testler mesler bulabilirsiniz. Neymiş? TYT Tonguç Kampüs ve Fizik İK serisi kitabıdır bu. Şimdi biz burada önemli olan ne onu söyleyeyim. Önemli olan temel orta düzey soruların olması, yani aşamalı şekilde gitmesi. Bir de her konudan yeni nesil sorular olması. Yeni nesil sorular genellikle başka yerde karşınıza çıkmamış olan sorular oluyor. Bunlar ÖSYM'nin yeni tarzına uygun sorular oluyor arkadaşlar. Yani genellikle farklı yerlerde göremeyeceğiniz değişik sorular bunlar. Bakmak isterseniz, çözmek isterseniz size çok faydalı olacağını eminim. Ve bu haftaki ödüllü sorumuz, hepinize başarılar diliyorum.